Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, tarihler 9 Ekim 2019 Çarşamba gününü gösterirken Metex'in Ankara'da beklenen etkinliğinin sonuna geldik. Bildiğiniz üzere 8 Ekim 2019 sabahı Metex Ankara etkinliğinin startını vermişti. 2 gün boyunca verimli ve bir o kadar da performansı yüksek bir etkinlik geçirdi ve bugün de şu saatlerde Metex etkinliğinin sonuna geldi. Değerli sektör mensupları, Biz Perde Satıcıları haber portalı ekibi bu etkinlikten sizlere güzel kareler ve haberler yansıtmaya çalıştık. Ve sonunda da istedik ki Metex'in bildiğiniz üzere Ankara Şube Müdüresi Sayın Karagözoğlu ile birlikte masaya oturalım ve etkinliği değerlendirmesini istedik. Tabii ki sorularımız da var etkinliğin dışında. Bu soruları da Sayın Karagözoğlu'na yönelteceğiz. Efendim, izninizi rica ediyorum ve Metex hakkında bilgileri biz biraz sonra Seher Hanım'dan alalım istiyorum. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. 2 gün boyunca verimli bir etkinlik gerçekleştirdiniz. Biz de bu etkinliğe şahitlik ettik ve güzel kareleri an be an değerli sektör mensuplarına, perdecilerimize yansıttık. Biz sadece etkinliği değerlendirmenizi değil, etkinliğin dışında da sorularımızı cevaplandırmanızı rica ediyoruz. Seher Hanım, çünkü evet, sezonun sonuna geldik. Önümüzde bir kış bekliyor bizi. Mart sonu Nisan başı gibi tekrar siz Metex ailesiyle birlikte etkinliklere kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Ve hatta ilk durağınız yine Ankara olacak. Dolayısıyla ben susuyum, siz anlatın. Evet, 2 gün boyunca güzel bir etkinlik geçirdik. Sizin gözünüzde bu etkinlik nasıldı? Şimdi Ankara'da başladık, Ankara'da bitirdik etkinliği. Çok çok ciddi sayıda ziyaretçimiz de oldu. Evet. Buradan öncelikle herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, çağrımızı duydular, geldiler, alışveriş yaptılar. Mümkün olduğunca herkes elinden geldiği kadar yaptı. Yani sonuçta kış ayına giriyoruz ama biz çok memnunuz. Biz Ankara'dan memnunduk, hala aynı etkiler devam ediyor. Ve birçok şehir gezdiniz. Tabii. İlk Ankara'da gerçekleştirmiştiniz etkinliğinizi. Arkasından Samsun'a gittik, Sakarya Adapazarı'na gittik. Trabzon. Balıkesir, Gaziantep, Trabzon ve yine Adana. Ankara. Yine Adana. Ankara, evet. Evet. Şimdi bu Ankara'daki ilk etkinliğimiz olduğu için bundan sonra talep tabii ki arttı. Çok fazla sayıda talep oldu. Hala da oluyor. Buraya gelmiyor musunuz? Buraya gelmiyor musunuz? Tabii ki bütün Türkiye'yi zaman içinde gezeceğiz. Bu 2019 yılını bu şekilde bitirdik. Şimdi 2020 hedeflerimiz olacak tabii ki. Onları da paylaşacağız zaten birazdan. O zaman ben sırayla gitmek istiyorum Seher Hanım. Sağ selamet etkinlikleri tamamladık. 8 ayrı şehirde, 8 ana büyük şehirde, yani bölgesel diyebileceğimiz bir etkinlik gerçekleştirdiniz. Devamını artık ilkbahar, Mart sonu Nisan başı diye 2020'nin buradan duyuralım. Aynen. Ve yine Ankara olduğunu da üzerine basarak duyuralım. Evet. Ankaralılar ve İç Anadolu'lular efendim beklesinler Metex ailesini. Şimdi sırayla gitmek istiyorum. Evet, biz sonbahardayız. Kışa giriyoruz. Önümüzdeki hedefler 2020 olmalı diye düşünüyorum. Ve 2020 hedeflerini planladınız mı şimdiden? Sayın Metin Çavuş ile birlikte masaya oturdunuz mu? Neler konuştunuz? Evet, 2020 hedefimizde Türkiye'nin belirli büyük şehirlerinde yine Ankara'da olduğu gibi mağazalar açacağız. İlk hedefimiz Samsun. Samsun, İstanbul'da yine Anadolu yakasında bir yer daha açacağız. Bizim mevcut da biliyorsunuz merkez İzmit, Kocaeli. Daha sonrasında açılan Bursa, sonra İstanbul, sonra Ankara'ydı. Şimdi Samsun'dan başlayarak Samsun, yine İstanbul, Anadolu yakası, İzmir ve Adana. 2020 planlarımızda bunlar. Yani bölgeler oluşturacaksınız. Tabii yani, evet. Ankara'da oluşturduğunuz bölge gibi. Aynen, evet. Yani biz bu sistemden memnunuz. Artık vadeyi kaldırdık. Vade diye bir şey yok. Çok minimum, çok cüzi karlarla bir nevi spotçuyuz aslında artık biz. Ucuz alıp ucuz satıyoruz. Seher Hanım, yani satış stratejiniz bundan sonra belli oldu. Tabii. Spotçusunuz. Spotçuyuz. Nakit alıp nakit satacaksınız. Nakit satıyoruz.
biz de çok memnunuz, piyasa da çok memnun. Hatta geçenlerde bir müşterimiz geldi toptan da, mekanik imalatçılarından biri. Hani şu cümleyi kullandı, şimdi dinlerse röportajı o kendini bilir. İlk zamanlar dedi çok kızdık size dedi. Evet. Nakit 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 niye, zaten biz vadeli çalışıyorduk dedi. Dedim ki yani biz size frene basınca siz de frene basmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Rahat alamadığın bir malı rahat rahat da satamazsın. Şimdi size dua ediyoruz dedi. Bak üzerinden 9 ay geçti neredeyse. Borçlanmam azaldı dedi. Önüm açıldı dedi. Ne aldığımı biliyorum, ne sattığımı biliyorum, ne kazandığımı biliyorum dedi. Aslında Metin Bey'in hedefi de buydu. İlk zamanlarda bu nakit olayına çok sıcak bakmıyorlar. Herkes diyor ki vadeli alalım önümüz açılsın. Ama bu vadeli almanın bir sonu yok. Yani kazancınız belli olmuyor. Cebinizdeki parayı bilmiyorsunuz. Alacağınız dışarıda devleşmiş ama içeri bakıyorsun kasa bomboş. Nakit alıp nakit satmak kadar kolay ve doğru bir ticaretin olmadığını ben de şahsım burada öğrendim. Efendim ben de bir şeyler ilave etmek istiyorum. Tecrübelerime ve sizden öğrendiklerime dayanarak. Ters sektör mensupları, efendim perde satıcıları haber portalının köşe yazısında, yani kendime ait köşe yazısında nakit alım satımlarla ilgili bir yazı yazdım. Bunun mantığını açıkladım. Bu mantığı da bizim zihnimize kazıyan sonuçta Metex dedim. Çünkü Metex Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Çavuş bu zihniyeti o kadar güzel kazıdı ki ilk zamanlar kabul görmeyebilir. Ama aradan bir yıl geçti ve yavaş yavaş kabul gören bu zihniyetle birlikte perakendecilerimizde bir rahatlama söz konusu oldu. Biz diyoruz ki kısacası kamyon kamyon vadeli alışverişler yapacağınıza 20 top alın, nakit alın ve ay sonu ödeme derdiniz olmasın. Aslında Metin Çavuş bu zihniyeti bize aşılarken de sektörde level atlattı. Evet, biz sektörde büyük değişime gittik sayenizde. Peki Seyran, sadece 2020 hedeflerin içerisinde sporcu olmak, mağazacılık sistemi yok. Başka hedefleriniz de var. Bunlardan bir tanesi pazarlama olayını, yani bölgesel pazarlama olayını kaldırmak. Şimdi bu cümlemde siz ne demek istediğimi anladınız. O cevabı bekliyorum ben sizden. Biz pazarlama olayını kaldırdık. Artık pazarlama yapmıyoruz. Zaten ihtiyacı olanlar cebindeki para kadar gelip alışveriş yapıyorlar. Sizi buluyorlar. Bizi buluyorlar. Ve yaptığınız etkinliklerin tekrarını tekrarlayarak aslında bir nevi siz perakendeciye ulaşıyorsunuz zaten. Biz de perakendeciye ulaşıyoruz. Perakendeci de bize çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Bir sonuçta bir telefona bakıyor yani. İnternetten iki tuşa bastığı zaman bizi kütlüğe buluyor, ziyaret ediyor, geliyor. Ya aslında insanlar artık bu nakit alışverişin faydalarının farkında. O yüzden mal, ben Metin Bey'le de zaman zaman paylaşıyorum bunu. Mal artık kendi kendini satıyor zaten. O satın almada çok kuvvetli. İzmit hep der ya zaten, yani bir firmanın satın alması çok kuvvetli olacak. Satın alma kuvvetli değilse o firmanın yaptığı ticaret zaten ticaret olamıyor. Zaman içinde de bunun örnekleri oluyor, var yani, fazlasıyla var. O yüzden almayı çok iyi biliyor, çok da rahat satış yaptırıyor bizlere. Bir diğer sorum da Seher Hanım. Şimdi 2019 yılı içerisinde ada fonluklar, Eyfeller, Kortlar, Degradeler gerçekten müthiş satıldı. 2020 içinde tabii ki sizin Ar-Ge'niz harekete geçti şu andan itibaren. Bir mola verdiniz etkinliklerinize. Kış boyunca bir Ar-Ge çalışmasına gireceksiniz. Ben dolayısıyla şu soruyu sormak istiyorum. Kartela sayınız her geçen gün artacak. Üzerine koyacaksınız fonluklar, özellikle armür gruplarında. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim kışımız şöyle geçecek. 2000 set kartela yapacağız. 2000 set. 2000 set çok ciddi bir rakam. Evet, yapacağız bunu. Evet. Bu kartelanın da içi, bir şimdi bu bir sene içinde Ankara'da, İzmit'te ne gördük? Ankara daha çok düz mala ağırlık veriyor. Evet. Ve şimdi bizim mağazaya karteleyi koltuğunun altına alan geliyor. Bu var mı, bunun benzeri var mı, o var mı, bu var mı? Şimdi orada o ister istemez bir havuz oluştu. Evet. Düz mallarla alakalı bir koleksiyon yapacağız. Fonluk koyacağız yanına, birkaç desen farklı. Ana kalemimiz bunlar olacak. Karteleyi dağıtacağız. Top fiyatından kesim yapacağız.
Yani artık biliyor insanlar zaten ne ararlarsa nihayetinde bizde Metex'te ucuz. Bu stratejiyi ticaretimiz devam ettiği sürece, Allah izin verdiği sürece hep bu şekilde devam edeceğiz. Bilecekler ki ihtiyaçları neyse bizden her daim ucuz alacaklar. Bunu biliyorlar, o yüzden bizi burada yalnız bırakmadılar. Bu set projemizin de asıl nedeni şu. Artık emek verilen o kartelalar var ya, insanların kartelasını getirmesinler, bizim kartelamızı getirsinler. Bizim kartelamızdan satsınlar, bizden kazansınlar. Efendim, tekrarını yapmak istiyorum bir cümlenin. Özellikle altını çizmek istiyorum. Seyran'ın ne dedi? Evet, top fiyatına kesim yapacağız dedi. Hani bizi kesimler korkutur ya, kartelalar biraz daha pahalıdır, toplar biraz daha ucuzdur. Hep deriz ya, rafınızdan satın, rafınızdan satın. Evet, Metex bu konuya da çözüm buldu. Ne dedi? 2000 civarı kartela çıkaracağım ama bu kartelaları top fiyatından satacağım dedi. Buna da bir alkış gerek. Evet. Peki. Evet. Bir diğer sorum. Şimdi imalat aşamanız var. Store ve Zebra gruplarında özellikle. Store ve Zebra gruplarının aksanları, aparatları, aksesuarları, aklınıza ne gelirse o grup ile ilgili de ben neler yaptığınızı öğrenmek istiyorum. 11. ayda biz onları unutmadık. Mekanikçiler de bizim, ya mekanikte de biz çok kuvvetliyiz. Tülde de çok kuvvetliyiz. Fonda da çok kuvvetliyiz. Bizim çeşidimiz çok. Dolayısıyla hitap ettiğimiz müşteri sayımız, bayi sayımız çok fazla. Mekanik imalatçılarına da 11. ayda deli fiyatlarla geliyoruz yine. Yani beklesinler. Bekleyecekler. Niye beklemesinler? Kazanmak istiyorlarsa bekleyecekler. Peki mekanikçilerin hemen kafalarında şu soru da oluşabilir. Bugüne kadar etkinliklerinizde tüller sattınız, fonluklar sattınız. Çok sordular bize, çok istediler ama zamanımız olmadı. Gerçekten zamanımız araya olmadı. Araya sıkıştırabileceğiniz mekanikçilerle ilgili etkinlikler olacak şöyle, mı? Şöyle etkinlikten ziyade mesela bu seneyi şöyle geçirdik. Biz böyle ara ara alüminyumda, kumaşta, plastikte, aksesuarda... özel fiyatlar yaptık, firmalara bunu duyurduk ve alışverişlerimiz oldu onlarla. Herkes aslında çok memnun. Ben mesela Ankara mağazaya bir nevi hırdavat diyebiliriz. Hatta şey diyorlar, Metex hırdavat bölümü açalım. Koydum mağazaya, vidasından, dübelinden, maket bıçağından, koli bandından, kağıt bandından. Ne ararlar? Bunlar bu malzemeleri şey, perdeci montaj yaparken bir kısım perdeci montaj yaparken kullanıyor. Büyük bir kısmını da Store Zebra imalatçıları kullanıyor. Şimdi bu insanlar bu kadar malzemeyi benden temin ederken niye bunları almasınlar? Girsin sepetini doldursun çıksın mağazadan. Biliyorlar ki her şey çok ucuz. Yani bu arada çok kısa zamanda aksesuar çeşidine de gireceğim. Bunu da not almamıştım aslında ama buradan da duyuralım. Bir perdecinin o çatı altında ihtiyacı olan her neyse biz bunu bu bir sene içinde çekecektik. Yani o konsepti. Aynen o konsepti aksesuar da dahil Ankara siteler şubede bulabilecekler. Ve bu konsept bu artık oturduğu için bizim şirketimizi Ankara'nın konsepti oturdu. Açacağımız, yeni açacağımız yerlerde de aynı konsepti devam ettireceğiz. Yani bir Samsunlu, bir Adanalı, bir İzmirli, ne bileyim bir Diyarbakırlı bu hizmetten faydalanabilecek. Ya burası bizim, Ankara mağaza bizim çocuğumuzdu. Şimdi emeklemeye başladı. İnşallah seneye yürür, sonrasında da koşar. Peki, etkinliklere devam kararı aldınız. İnşallah 2020'nin hemen Mart ayı sonu, Nisan ayı başı Ankara ile başlayacaksınız ve diğer bölgelere gidecek olursak, mesela bir Karadeniz'de, bir Doğu'da, bir Güneydoğu'da yine bu tür etkinliklere devam edecek misiniz? Tabii edeceğiz. Edeceğiz tabii edeceğiz. Bu artık bizim vazgeçilmezimiz oldu. İnsanlar soruyorlar, istiyorlar. Ya biz bu Ankara etkinliğinin son noktasını yapmadan evvel zaten bir ay evvel başlamışlardı. Ne zaman? Etkinlik ne zaman? Abla yapacak mısınız? Ne zaman yapacaksınız? Mal almayacağız, bekliyoruz, para biriktiriyoruz. Gerçekten yani. Diyenlerin hepsi de zaten dün kıyamet gibiydi biliyorsunuz. Buradalardı. Evet. Biz de erken saatlerde geldik efendim buraya tabii ki. Bizden önce gelen perdeciler vardı. Geceden mi burada geceden, kaldılar diye düşündük. Saat 6'da gelenler olmuş. Hatta ben öğrendiğim kadarıyla 3-3,5
tır ürün getirmişsiniz. Evet. Ve şu anda 4 mü? Şu anda salon bomboş. Ciddi bir kırılma oldu üründe. Hatta sabah 8.30'da perdecilerimiz bazı çeşit ürünlerin bittiğini söylediler. Ama aslında şimdi ya yetişmiyor. Bir kere Ankara'ya mal maşallah yetişmiyor bir. İkincisi fabrikalar zaten mal yani yetiştiremiyorlar ki. Biz bu dönem biliyorsunuz belirli aralıklarla çok sık etkinlik yaptık. Bu etkinliklerde de mecbur doldurmak zorundayız orayı. Yani fabrika mal verdi de biz mi almadık? Yok, onların da yetiştirebildiği kadar, onların da yapabildiği kadar, buraya da yetiştirebildiğimiz kadar ama şimdi gelenler biliyorlar. Ana kalemde çizgili 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 dedim ki herkese buradan dedim zaten sadece gelip çizgili alamazsın. Sadece ekobrode alamazsın. Buradan karma mal yapman lazım. Biten ne? Çizgili mi? Ekobrode mi? Ekobrode'yi ve çizgiliyi sana ben vereceğim Ankara mağazadan. Yap kardeşim çeşidini. Benden mağazadan bu fiyata alacaksın zaten bu malları deyip onların da gönlünü yaptık. Onların da malını vereceğiz. Şimdi de Ankara'da şöyle bir şey var ya. İnsanlar birbirlerini çizgili bitmiş zaten. Tamam çizgili bitti. Ne yapayım mal yetişmedi bitti. Bitti ama ben zaten o açığı kapatıyorum bu şekilde. Ha böyle bu dedikodulardan da artık biz sıkıldık ya. Yani çizgili bitmiş, güneşlik. Tabii bitecek yani. Dört tır mal. Bin şükür bitmiş. Bitmiş. Ama sevindirici bir haber aslında bu. Yani bir sevindirici bir durum sizin açınızdan. Ya evet sevindirici bir durum. Bin şükür. Şimdi bakın ben bir de şu noktaya da değinmek istiyorum ya. Biz daha önceki röportajda da konuşmuştuk. O öbür Ankara etkinliğinde. Emel abla hatırlarsan. Hala konuşuyorlar. Konuşuyorlar konuşuyorlar. Battı batacak, kaydı kayacak, yan yattı, çamura battı vesaire. Olsun onlar konuşmaya devam etsinler. Biz rüştümüzü ispat ettik, etmeye de devam ediyoruz. Biz çizgimizi bozmak gibi bir niyetimiz yok. O yüzden Ankaralı esnaflar bize güvensinler, bize inandılar, bizimle yol aldılar. Belki samimiyetimizden, belki fiyatlarımızdan, belki çeşidimizden. Tabii çalıştıkları yerler de onlara küsmeye, darılmaya başladı. Ama bize inanın, bize güvenin, biz var olduğumuz sürece sizlerin arkasındayız. Seyran Hanım, röportaj öncesi az önce Sayın Metin Çavuş'la istişare halindeydik. Şöyle bir cümle kullandı. Ben bu cümleyi gönül rahatlığıyla tüm Türkiye'deki sektör mensupları ile paylaşmak istiyorum. İddia ediyoruz dedi. Bugüne kadar olduğu gibi biz piyasanın çok çok altında ürün sattık. Dip fiyatlarla ürün sattık. Ve iddia ediyoruz yine piyasanın çok çok altında fiyatlarla ürün satmaya devam edeceğiz dedi. Bu iddia ediyoruz kelimesinde altını açalım Seyran. Açalım. Biz piyasada bir malın fiyatı neyse %15 hemen hemen altına satıyoruz. Kesimde yeni koleksiyonda da fark almayacağız. Güçlü alımları yaptığı için satışları da güçlü oluyor. Kendine güveniyor ve güzel cümleler kuruyor. Para bir tarafa, mal bir tarafa diyoruz. Evet. Para bir tarafa, mal bir tarafa diyoruz. Ne onlar üzülüyor, ne biz üzülüyor. Ne onların cebi yoruluyor, ne bizim cebimiz yoruluyor. Sabah yine canlı bir örnek yaşadım. Bir bayimiz geldi. Onun da ismini vermek istemiyorum. Yanında da bir akrabası. Dedi ki perdeşine başlıyor yeni. Peki ne yapacağız? Çok da parası yok dedi. Peki dedim planınız ne? Ne yapacaksınız? Biz buradan baktık ama dedi şimdi bir çeşit yapsak ödeyemeyeceğiz. En iyisi dedi şöyle yapalım biz. Elimizde bir miktar para var. Benimle dostane paylaşıyorlar yani. Şimdi o da dinlerse o da bilir kendini. Bir miktar para var gidelim. Çünkü haftalık ve vadeli veren firmalar var. Farklı firmalar var. Bir miktar onlara veririz paramızı alırız işte artık haftadan haftaya öderiz dedim. Şimdi o bir miktarı vereceksin. Malını da alacaksın. Buradan örnek veriyorum 5.75'e mal almak varken 7.5'a gidip oradan vadeli mal alacaksın. Neresinde bu doğru ticaret neresinde? Madem başlıyorsun işine alırken kazanmak değil mi mantıklı olan? Sen gel o cebindeki parayı buraya ver oradan alacağın 10 top değil buradan alacağın 17-18 top malı koy rafına. Ve kapıdan çevirdim, malını sattım. Şimdi mantık yani doğru olan bu. Vadeli vermek, vadeli satmak artık iş değil. Biz de bunun için baştan beri aldığımız önlemleri hala devam ettiriyoruz. Parasını alıyoruz, malını satıyoruz. Ama adam biliyor ki alırken kazanıyor.
Peki Seher Hanım, kafamızda oluşturduğumuz sorulara cevaplar bulduk. Arkanıza yaslanın ve kameraya şöyle dönün. Evet, güzel bir sezonu geride bıraktı Metex. Şükürler olsun ki. Biz de Metex'in geride bıraktığı bu sezona şahitlik ettik. Sizinle birlikte yürüdük, sizinle birlikte koştuk, sizinle birlikte oturup kalktık. Aslında Metex'in içini dışını bir nevi öğrendik sayılır. Metex'in bu yakınlaşmayla birlikte aslında satıştan daha çok piyasaya kattıklarını öğrendik biz. Dolayısıyla siz burada tüm Metex sevdalılarına ve diğer sektör mensuplarına sezonu kapatırken Metex ailesi adına seslenin istiyorum. Çok doğru tespit Emel abla. Yaslanıyorum arkama. Aynı Emel ablamın söylediği gibi çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bu 8 etkinlik boyunca bizi yalnız bırakmayan tüm bayiler, tüm Metex dostlarına buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Siz varsanız biz de varız. Siz yoksanız zaten biz de yokuz. Bu arada size de çok teşekkür ediyorum. Yani bizi bir yıl boyunca hiç yalnız bırakmadınız. Her zaman destek oldunuz. Aslında katkınız bu sektöre gerçekten çok fazla. Biz burada seyrediyoruz yani gece gündüz. Bir etkinlik evet o 3 saat 5 saat belki çekim yapıyorlar ama bunun arkasında da onlarca saat sabahlıyorsunuz. Sabahlara kadar çalışıyorsunuz. Montaj kısmında. Montaj kısmınızda evet. Evet. Hele benim gibi zor bir insanla da röportaj yapıyorsanız bölün, parçalayın, yapıştırın, kullanın. Ben size de buradan çok teşekkür ediyorum. Aslında başta Metin Bey'e teşekkür etmek lazım. Metin Çavuş'a buradan çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma, hem çalışanlarımız adına, hem bayilerimiz adına. Çünkü o olmasaydı biz bugün burada bu etkinlikleri yapamazdık, bu fiyatlara mal satamazdık, bu kadar insana fayda sağlayamazdık, bu kadar insana da ekmek veremezdik. O yüzden hep diyorum ya yani bu işler tamamen doğru yani paralel birbirine paralel. O bize bir kapı açtı. Biz de o kapıda Metin Bey'i mahcup etmedik. Bayilerimiz sayesinde çok çok teşekkür ediyorum tekrar buradan. Şimdi etkinliklerimiz bitti. Evet. Artık bu senenin 2019'un son etkinliğini yaptık ama Akalın'da yapılan etkinlikler bitmiş olabilir ama bizim siteler mağazamızda etkinlik 365 gün devam ediyor. Hep ucuz, en ucuz. Yani 365 gün sizi ziyaret edebilirler. Başımızın üstünde yerleri var. Hatta bir sloganınız vardı. Bizden daha ucuz alırlarsa. Paranız iade. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Değerli sektör mensupları aslında bir nevi Metex Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Çavuş bir devri kapatıp bir devir açtı sektörde. Hani level atlattı diyoruz ya gençlerin tabiriyle. Hakikaten level atladık. Vadeli alışverişlere Sayın Çavuş'un katkılarıyla neredeyse sonlandırdık vadeli alışverişleri. Ve nakit alışverişlere dönerek sektörde rahatlamanın bilincini yaşadı. Şöyle bir özet verecek olursak, Metex'in 2020 hedefleri büyük. Değişik bölgelerde mağazalar açacak tıpkı Ankara şube gibi, İzmit şube gibi. Ve özellikle kartel asetinde top fiyatına kesimler gerçekleştirecek. 365 gün indirimlere yani kampanyalara şubelerinde devam edecek tıpkı gerçekleştirdiği etkinlikleri gibi. Spot alıp spot satmaya devam edecek. Kartel sayısını 2000'in de üzerine çıkaracak. Evet, imalatta yine özellikle mekanik perde sistemcilerimizi mağdur etmeyecek ve vadeli alışveriş devrine de noktayı koyacak. Evet değerli sektör mensupları, spot alışverişleriyle tanıdığımız, etkinlikleriyle de gerçekten takdir ettiğimiz ve her zaman piyasanın altında, %15 kadar altında satışları ile sizlere para kazandırmayı hedefleyen Metex'i biz de bir kez daha kutluyoruz ve diyoruz ki teşekkürler Metex. Önümüzdeki sezonda görüşmek dileğiyle diyorum. Bir Metex programının daha sonuna geldik değerli sektör mensupları. Perde Satıcıları Haber Portalı ailesi adına sizlere Ankara'dan Gölbaşı Akalın Balo Salonu'ndan yani Metex'in etkinliğinden efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz ve diyoruz ki bir başka etkinlikte
bir başka programda görüşmek dileğiyle.